küçük bir şehirden çıkıp koskoca Safavi hanedanlığını yaratan, dünyanın en büyük Türk hükümdarlarından olan Şah İsmail. Şah İsmail 1487 yılında Erdebil'de doğmuştur. Tam adı Ebu'l-Müzaffer İsmail İbn Haydar Es-Safevi'dir. Şeyh Sefiyettin İshak El-Müsevi El-Safevi'nin soyundan gelen Safevi tarikatının şeyhlerinden biridir. Babası Şeyh Cüneyt'in oğlu olan Şeyh Haydar'dır. Annesi ise Büyük Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Hatun'dur. Bazı mantıksız tarihçilere göre Safeviler Fars kökenli olsa da onlar gerçekte hakiki Türk'tür. Bunu Bartold ve Petruşevski gibi tarihçiler de eserlerinde söylemiş ve ispat etmiştir. Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar 1488 yılında Kızılbaş ordusuyla Tabasaran'da Şirvanşahlara yenilmiş ve Faruk Yassar tarafından öldürülmüştür. Şeyh Haydar'ın ölümünden sonra İsmail'in dayısı Akkoyunlu Sultan Yakup onu, annesini ve kardeşleri Sultan Ali ile İbrahim'i zindana attı. Onlar ilk önce Ermeni Manastırı Akdamar Kalesi'nde, sonra ise Şiraz'daki İstihir Kalesi'nde tutuldu. 5 yıl burada kaldıktan sonra Uzun Hasan'ın torunu Sultan Rüstem onları kullanmak için serbest bıraktı. İsmail'in ağabeyi Sultan Ali'yi Erdebil'e hakim tayin etti. Sultan Rüstem ile Ali'nin orduları Baysungur'un askerlerini 1493'te mağlup etti ve Baysungur öldürüldü. En önemli siyasi rakibi olan Baysungur'un ölümüyle Sultan Rüstem İsmail'in ağabeyi Sultan Ali'yi öldürdü ve İsmail ile ailesini ortadan kaldırmak için Erdebil'e yürüdü. Safeviler halk arasında büyük nüfuza sahip olduğu için Erdebilliler İsmail'i ve ailesini Rüstem'den sakladı. Onlar önce Reşt şehrine, sonra ise Cilan hakimlerinden olan Cerkiya Mirza Ali'nin yanına sığındılar. İsmail 1499'da tam 13 yaşındayken kendine ordu toplamak için Erzincan'a doğru ilerlemeye başladı. Bu ilerleyişte onun en yakın silah arkadaşları Hüseyin Bey Şamlı, Abdülali Bey Dede, Hadim Bey Hülafa, Rüstem Bey Karamanlı, Bayram Bey, İlyas Bey Hunuslu ve Karapiri Bey Kaçar olmuştur. Bu yolda İsmail ve Kızılbaşlarına Deylem, Tarom, Halhal ve Erkivan bölgesinden birçok mürit katıldı. Erzincan'a ulaşana kadar Şamlı, Rumlu, Ustaçlu, Teçeli, Kaçar, Afşar, Zülçedar ve Şahseven gibi tayfa birlikleri de İsmail'in bayrağı altında birleşti. Erzincan'a ulaşan İsmail aksakallılarla konuşarak ilk hücum adreslerinin Şirvanşahlar Devleti olacağını karara aldı ve böylece 13 yaşlı İsmail'in büyük zenci başladı. İsmail ilk önce Gürcistan ve Batı Azerbaycan topraklarına baskınlar yaptı. Şirvanşah hükümdarı Faruk Yasar İsmail'in babasını öldürmüştü. Bu onu daha da hırslandırıyordu. 1500 yılında İsmail ve Kızılbaşları Faruk Yasar'ın üzerine taarruza geçti. Yasar onları karşılamak için Zabani adlı bölgeye geldi. Kanlı Zabani Savaşı'nda Abidin Bey Şamlı, Hüseyin Bey Şamlı, Muhammed Bey Ustaçlı, Ahmet Bey Ustaçlı, Bayram Bey Karamanlı, Kılıç Bey, Bayburtlu Karaca İlyas, Bekir Bey, Sultan Şah Bey Afşar, Halil Bey, Piri Bey Afşar, Muhammed Tekeli, Salman Bey Zülçedarlı ve nice Kızılbaş gazisi kahramanca savaştı. Dövüşte Faruk Yasar Şahceldi Ağa adlı Kızılbaş tarafından öldürüldü. O Yasar'ın kellesini İsmail'e getirdi. Savaşı kazanan İsmail babası ve dedesini öldürdükleri için bütün Şirvanşah esirlerini katletti. Ardından Baku ahalisinin ona biat etmeyeceğini ve haraç vermeyeceğini öğrendi. İsmail güçlü savaşçıları Muhammed Bey Ustaçlı ve İlyas Bey Hunuslu'nu Baku'nun fethiyle görevlendirildi. Baku kısa muhasaradan sonra 1501 yılında ele geçirildi. Faruk Yasar'ın oğlu 2. Şeyh İbrahim kendisine ordu toplamak istese de İsmail'in cesur savaşçısı Hülafa Bey onu ülkeden kovup çıkardı. Artık sıra Akkoyunlu hükümdarı Elvend Mirze'deydi. Nahçıvan'a doğru yola çıkan Şah İsmail ve Kızılbaşlarını
Şerur şehrinde Elven Mirze'nin 30 binlik ordusu karşıladı. İsmail'in kızılbaşları ise sadece 7 bin kişiydi. Buna rağmen Elvend Mirze'nin ordusu darmadağın edildi. İsmail küçük yaşına rağmen birçok askeri kılıçtan getirdi. Hatta meşhur Akkoyunlu savaşçısı Kargıtay Bey'i bile yere serdi. Elvend Mirze ise zorla kızılbaşların elinden kaçtı. Şerur savaşını da kazanan İsmail Tebriz'e geldi. 1501 yılında kendini şah ilan etti ve Safevi hanedanlığını yarattı. Devlet dili Türkçe, başkent Tebriz resmi din İslam'ın Şii mezhebi oldu. Vekillik görevine Hüseyin Bey Şamlı, Necmettin Mesud Gilani, Necmi Sani, Abdülbaki Yezdi, Mirze Şah Hüseyin, Celaleddin Tebrizi, vezirliğe Muhammed Zekeriya Çeçeci, naibeliğe ise Şahbike Sultan getirildi. Azerbaycan'ın kuzeyi Şah İsmail'e tabi olsa da güney bölgesinde Akkoyunlu Murat Mirze'nin hakimiyeti devam ediyordu. Şah İsmail bu hükümranlığa son vermek için Hemedan'a baskın düzenledi. 1503 yılındaki Elme Bulağı Savaşı'nda Murat Mirze'yi yendi. Böylece Hemedan'dan Kafkas dağlarına, Şeybani Devleti'nden Osmanlı'ya kadar uzanan büyük bir hanedanlık kuruldu. Safevilerin gücünü kıskanan Özbek Şeybani Han İsfahan'ı işgal etti. Bunu gören Şah İsmail Horasan'a geldi. Şeybani Han'ın ordusuyla Şah İsmail'in kızılbaşları arasında Merv Kalesi yakınlığında savaştılar. Özbekler yenildi. Şeybani Han öldürüldü. Ardından Şah İsmail Merv, Herat ve Bel şehirlerini de zapt etti. Bütün İran'ı yani Güney Azerbaycan'ı ve Irak'ın bir kısmını fethetti. Onun devrinde Safevilerin arazisi 2 milyon 800 bin kilometre kare oldu. Böylece tarihin en güçlü Türk devletlerinin içinde Safeviler de yer aldı. Komşulukta Safeviler gibi güçlü bir Türk devletinin yaranması Osmanlı devletini rahatsız ediyordu. Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını genişlendirmek, Şah İsmail ise büyük bir Şii devleti kurmak istiyordu. Anadolu'daki birçok Şii Müslüman Osmanlı'ya karşı isyanlar kaldırıyordu. Bunların en meşhuru 1511 yılındaki Şahkulu isyanı olmuştur. Bu isyanları yatıran Sultan Selim 1514 yılında Safevilere saldırdı. Meşhur Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail ilk kez yenildi. 1516'daki Mardin dövüşünde de Şah İsmail yine mağlup oldu. Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in yenilmesinin sebebi Sultan Selim'in ordusunun fazla olması ve Osmanlıların 300 topunun olmasıydı. Ama yine de bu savaşta Şah İsmail büyük yiğitlik göstermiş, meşhur savaşçı Turali Bey Malkoçoğlu'nu şehit etmişti. Sultan Selim ise savaşın ardından Hoy ve Merent şehirlerini ele geçirmiştir. Bu yenilgiden sonra Şah İsmail toparlanarak Şeki hakimliğini, Şirvanşahları ve Gürcüleri kendisine biat ettirdi. Şah İsmail'in aile hayatına gelince o 5 kez evlenmiştir. Hanımları Şah Sultan, Behruze Sultan, Hanbeyim Hanım Mosullu, Şahbeyim Hanım ve Münevver Hanım Şirvani olmuştu. 14 çocuğu vardı. Tehmasip Bey, Elkas Mirze, Rüstem Mirze, Behram Mirze, Sam Mirze, Hüseyin Mirze, Fülane Hanım, Zanış Hanım, Peri Sultan Hanış, Şah Zeynep Hanım, Frengiz Hanım, Mehimbanu Hanım, Fatma Sultan. Şah İsmail 1524 senesinde Nevruz Bayramı'ndan az sonra vefat etmiştir. Onun varisi Şah 1. Tehmasip babasının siyasetini devam ettirerek Şirvanşahlar Devleti'ni ve 1551'de Şeki hakimliğini yok etmiştir. Şah İsmail ise büyük bir hükümdar, harika bir zengaver, akıllı bir siyasetçi ve önemli bir şair olmuştur. Şiirlerini hatayı lakabıyla yazmıştı.
Azərbaycan milleti onun hatırasını aziz tutmuş, onu unutmamıştır. Mezarı ise Erdebil'deki Şeyh Sefi binasındadır. Şüphesiz o büyük bir Türk lideridir. Allah Şah İsmail'e gani gani rahmet eylesin.